Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bu videomuzda Anamur'dayız. Anamur Mersin'e bağlı Osman Mopur'un Muslera'sındayız. Osman abi merhaba. Öncelikle merhaba. Nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Hoş bulduk. Gönül selamına devam. Öncelikle bütün arkadaşlar bilsinler, mesafeyi de koruyoruz. Çekimlerimize devam ediyoruz. Osman abi öncelikle Seran'a geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Baktık, gördük. Maşallah mahsul güzel. Güzel. Tonaj iyi, kalite güzel. Güzel. Osman abi, mevki olaraktan burası neresi geçiyor? Burası Menges. Tabanda su var, bakın etrafındaki kanallar. Biz seti ektik. Güzel bahçe. Güzel. Şimdi burada bana ilk aldığımda burada muz olmaz dediler. Ben 15 sene, 17 sene falan oldu bu serayı yapalı. Değişik kişilerle arkadaş olmamın sebebiyle bu en sonda sete diktim. Sete diktikten sonra muz almaya başladım ben. Sonuç güzel. Sonuç şimdi şu anda güzel. Peki %100 gübre siyah toprağı buraya attım. Ondan sonra bu seneki verim, bu sene bakacağız. Ben şeyde verdim. Kullandın. Kullandım. Şimdi şu andaki kuturları güzel. Çok güzel. Meyve meyvesi de güzel. Çok güzel. Bitkinin yeşil aksamı. Bitkinin aksamı da güzel. Doğumlar çok güzel. Şimdi nasıl şu anda olsa doğumlar bundan sonra başlayacak. Daha Haziran'a kadar, Temmuz, Ağustos, Ağustos'a kadar. 15'inden sonra, 20'sinden sonra başlayacaklar doğumlar. Peki Osman abi, %100 gübre siyah toprak seni memnun etti mi? Memnun etti. Ben memnun olmayanlar bir sene sonra gelirler. Geriden gelirler. Geriden gelirler. Evet, sloganımızdaki gibi Osman abi, bilenler bilir, bilmeyenler evet, bir yıl geriden gelir. Bir yıl gelir. Peki Osman abi, yani doğum yan tarafı şöyle bakıyoruz. Bunların hepsini attın sen. Evet. A'dan Z'ye. Evet. Bu yeni gelen. Yeni galiba gelen fide. Yeni gelen fide. Ayarı yeni 10 gün falan oldu ayarını yaptıralı. Tamam. Yani fideler komple birer tane bıraktım. Hı hı. Bir tane bıraktım, bir tane de yedek bıraktım. Harika. Bunları sonra ayarlama yapmak için sonra en son Eylül Ekim'de falan son ayarını yapılacak. Başka bir şey yok. Harika. Senden önce Süleyman abinin oraya da gitmiştik. Orada yeni yaptığı seranın olduğu yerde 2 ay gibi kısa bir sürede çok iyi noktaya geldiğini gördük. Diğer sağlıklı olan bitkilerinde ağaçların yeşil aksamlığı çok güzel ki seninkinde de çok güzel. Meyveler hala var. Baktığınız zaman Osman abi, sezonun sonu yok burada arkadaşlar. Muz bu her devamlı, zaman var. Her zaman var. 7-24 var. En güzeli de o maşallah. 11, 12 ayın 12'sinde de var. Yerli üretim, milli üretim arkadaşlar. %100 gübre siyah toprak gibi. Anamur bölgesi tüm ülke geneline, yurt içi, yurt dışı tamamıyla her yere veriyor. Kimyasallaşmadan uzaklaştıraraktan organik yani madde zaten ihtiyaçları. Şimdi şu anda sadece sizin gübreden haricinde ben burada kimyasal gübre vermedim. En güzeli. En güzeli tavuk gübresi verdi. Doğal. Doğal. Fazla vermeden, yakıcılığını sağlattırmadan. O fermente edilmiş tavuk gübresi. Harika, çok böyle güzel. Şey, çiftlikten getirip ya bu, vermedim. Bu hayvan gübresi de olabilir, diğer gübre. Hayvan gübresi zaten olmaz da olmaz. Tabii, muhakkak atılması muhakkak gerekiyor. Atılması. Çünkü toprağı organik madde organik ihtiyaçlarını karşılıyor. %100 gübre siyah toprak içerisinde organik madde ihtiyaçlarını %20 karşıladığı gibi artı olaraktan toprağın kabarmasına, bir de en önemlisi muz nemli ortamı çok seviyor. Yani toprağın nemli kalması gerekiyor. Evet. Hastalık geldi mi Osman abi? Allah, şimdi şu anda bu sene ben daha hiçbir şey vermedim. Sadece kekik suyu veriyorum. Aha. Ya ama hastalığı görmedim. Hastalık diyorsun. Önemli yok, olan da bu zaten. Yok. Evet arkadaşlar. Hani filik ayarı yaparken, filikler alırken yapmış olduğumuz mantar ilacına karşı ekstradan ben doğal yollardan yöntemle şey verdim işte. Harika. Evet. Şöyle çekimi yapalım. Bakın. Şu muzdaki tutumu görüyorsunuz. Yani buradaki asıl amaç arkadaşlar, tarak aralarının sık olması, kapalı olması. Geldik buraya aynı şekilde ki buradan alınıyor bakın tamamıyla. Arka tarafta aynı şekilde muz hala devam ediyor. Yılın her dönemi her şey. Peki Osman abi, gördüğün sonuç doğrultusunda. Şimdi gelelim ikinci aşamaya. Çiftçilerimize muz yetiştiriciliği yapan Anamur, Mersin bölgesindeki Alanya, Gazipaşa bölgesindeki muz yetiştiriciliği yapan çiftçilere %100 gübrenin gördüğün sonuç doğrultusunda tavsiye eder misin? Tavsiye ederim. Öneririm diyorsun. Öneririm. Yani %100 gübre %100 memnuniyet diyorsun. Memnun. Evet arkadaşlar,
Bu videomuzda peki Osman abi, çiftçilerimize son söyleyeceğin %100 gübre siyah toprakla alakalı nedir? Ne istiyorsan. Yani bizde abi, her şey açık. Benim anlatmama gerek yok. Benim anlatmama gerek yok. Muzun kendi kuturu, yeşil aksamları, akşamları doğuşu kendisini belirtiyor. Yani gösteriyor. Ben memnun kaldım. Her çiftçinin de memnun olması gerekir yani. Milli üretim, yerli çünkü üretim. Devamlı fenli gübre vere 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 bitti toprak. Toprak bitti, çürüdü. Aynen öyle. Biraz da kendimiz toprağı, tabiatı düşünmemiz lazım. Doğal yollarla. Doğal yollarla beslememiz lazım. Şimdi yandaki o komşu 15 senedir aynı tarlada devamlı çilek ekiyor. Evet. Kimyasal vere vere bitirmiş toprağı. Toprak yok. Tabandan beslemiyor. Geliş üstten besliyor. Tabandan besliyor. Ama yanlış. Kökten ne kadar sağlıklı olursa o kadar iyi. Osman amca çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Yani bu videoda bize eşlik ettiğin için, çiftçilerimizi aydınlattığın için öncelikle çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda Anamur'dayız, tekrardan muz çekimimizdeyiz. Süleyman abinin oradan çıktık. Şimdi Osman abinin yanına geldik. Osman abinin de muz terasında %100 gübre siyah toprağın doğuşundan tutun, yeşil aksamlarından tutun, bitkinin ne kadar sağlıklı geliştiğini A'dan Z'ye gördük. Bir şey daha soracağım. Verim artışında bir farklılık gördün mü? %15, %20. Şimdi yani bak, şunu şu anda daha ben muhasebeyle saratmayla bir herhangi bir şey yapmadım. Herhalde olmuştur. Yeşil aksamlarının farkı doğuştaki, şimdi sen bunu ortalama kaçıncı ayda attın %100 gübre siyah toprağa? 11-12. ayda. 11. ayda attım. Şimdi 11-12. ayda attığın zaman bitkinin gelişimine geçen yıllara baktığın zaman bu yılla bu arasında aradaki fark çok. İşte bu önemli. Yani çiftçilerimiz şuna bakıyor. Diyor ki ben gözümle görmem lazım. Üretim yapan çiftçilerin aradaki farkı görmesi lazım. Yani demek istediğimiz bakın, oydu. Şimdi şu anda bak gel. Gelelim. Şu yaprakla bakın yığma olmaması lazım. Evet. Evet, çok güzel. Evet. Yani nematot olmaması lazım. Kök hastalığı olmaması lazım. Hastalık olmaması evet. Lazım. Nematot yok yani. O çok nematot iyi. Olsaydı yığma olurdu. Olmazdı. Aynen. Sağlıklı bitki yetişmez. Yani yapraklar yığılma yapardı. Şey var mı burada öyle bir şey? Yok. Ve yok. Çok güzel. Tabii. Bunun olması zaten. Yani çiftçinin en fazla önem vereceği şeylerden bir tanesi de bu. En bura şey muzdaki hastalıkta en şey kötüsü metot. Metot. Evet. Metot olduğu zaman gök gelişimi sıkıntı oluyor. Şimdi çekik suyu. Evet. Ya yani doğal yollardan. Doğal yollardan mesela sütlen. Evet. Yani doğal yollardan vererekten ben bunu da minimum seviyeye indirmeye çalışıyorum. Tabii. Diyorsun. Yani hem kimyasallar 1 kiloluk bir ilaç alsanız 200-300 lira. Evet. Ya yani burada aslında cebinizde de ilaç maliyeti de muhakkak kalmış oluyor. Çiftçinin buradaki arkadaşlar maliyetten tasarruf etmesi, yani %100 gübre siyah toprak hem hastalıklara karşı bitkinin korunması hem de daha sağlıklı olması için. Süleyman abinin serasında gördük, baktık. Şimdi ben geldi, Osman abinin olduğu yerde de aynı şekilde gördük. Yani çok iyi gelişmeler, çok iyi sonuçlar doğuruyor. Evet arkadaşlar, bu videomuzda Anamur'daki çekimimiz devam ediyor. Muz serasında geldik, gördük Osman abinin orada. Mükemmel sonuçlar. Seranın içerisinde şey var işte bak, ananas. Evet, bu da çok güzel, renk atıyor. O da çok önemli. Arka tarafta da var, tropik diğer taraflarda da. Osman abi böyle şeylere çok önem veriyor. İçerisine. Burası benim hobi bahçe. Değil mi? Ya para kazanmak için değil. Yani kendim. Ben kendimi kötü alışkanlıklara, kahveye, sigaraya. Bunun gibi şeylerden uzak tutuyorum. Uzak durmak için kendim. Her şeyi kendim yapıyorum. Harika, çok güzel. Arka tarafta zeytin yeri de var bu arada. Oraya da ben geçen sene geldiğimde görmüştük, bakmıştık, etmiştik. Gayet güzel. Öncelikle Osman abi çok teşekkür ederiz. Arazinde bizi ağırladın. Çiftçilerimize ürünümüzün nasıl faydalı, nasıl sağlıklı bir şekilde, nasıl etkisi gösterdiğini aydınlattın. Çünkü çiftçilerimizden alacağı her şeyi çiftçilerimiz tekrar uygulamasını yaptırıyor. Evet arkadaşlar, Mersin'de Anamur'dayız. Muz serasında sonucu gördük Osman Bey'in muz serasında. Siz de muhakkak kanalımıza abone olun. %100 gübre kanalımıza.
Çekimlerimiz devam ediyor. %100gübre.com web sayfamızdan da bizi takip edip siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Bu videomuzu dinlediğiniz için teşekkür eder. Tekrar iyi günler dileriz. Teşekkürler.